Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size sütlü bazlama tarifi vereceğim. Bu tarifi annemden öğrendim. Umarım olduğu gibi aktarabilirim sizlere. Hadi başlayalım. 8 su bardağı unum var. Su bardağım 250 milimdir. Unumun ortasını açıp 1 su bardağı sütü ekliyorum. Bir su bardağıma yarım paket yaş maya, üzerine ılık su ve bir tatlı kaşığı da toz şekerimi ilave ettikten sonra şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Bu karışımı da unumun ortasına döküyorum. Son olarak 1 yemek kaşığı tuzumu da ekledim. Bir su bardak suyumu da hazırladım. Toplamda 2 su bardağı su kullandım. Unun cinsine göre su miktarı değişebilir. Suyu kontrollü kullanın lütfen. Yoğurmaya ortadan başlıyoruz. Ve kenardaki unları azar azar ortaya ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Şehzade'nin ekmek ile ilgili bir sözü var, paylaşmak istedim. Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı ölümünden sonra anılmaz demiştir. Hakikaten çok doğru söz. Paylaşmak lazım elimizde olanı. Bu arada bazlamayı tostta kullanabilirsiniz. Bazlamalı pizza, kızarmış yumurtalı bazlama yapabilirsiniz. Daha bir sürü 5 dakikada yapabileceğiniz pratik tarifler var. Zamanla paylaşırım inşallah. Yoğurma işlemimiz bitti. Biraz ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Mayalanması için üzerini kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Hamurum mayalanıp kapağını açtı. Taşmak üzereyken bir tur karıştırdım ve ikinci kez kabarmasını bekledim. Bu defa taşmadan kapağımı açtım. Biraz toparladım. Bezi hafif unladım. Beze yapmaya başlıyorum. Arada elimi de unluyorum. Oldukça yumuşak bir hamurum var. 6 büyük bezem oldu. İsterseniz daha küçük bezeler de yapabilirsiniz. Büyük bezelerden birini daha sonra 3'e bölmeye karar verdim. Bu virüs tüm dünyayı sarmadan önce oğlumun beslenme kabına sığması için küçük bazlamalar yapardım. Pişirdiğiniz herhangi bir şeyi boyutunu farklılaştırarak ya da üzerine diğerlerinden farklı bir malzeme koyarak çocuğunuza sana özel bu dediğinizde çok mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu bizim de mutluluk sebebimiz.
Evet, tahtaya un serptim. Bezemi aldım. Üzerine de hafif unladım. El yardımıyla açmaya başladım. Oklava kullanmıyorum. Kullanan arkadaşlar var. Ama ben hep elle açılırken gördüm. Açtığım bezeyi dinlenmeye alıyorum. Tahtada biraz ince açılmış görünüyor ama dinlenirken tekrar toplanacağını hesaba katarak açtım. Büyük boy 5 adet ve minik 3 adet bazlamam olacak. Açma işlemim bitmek üzere. İlk açtığım hamuru alıp pişirmeye başlıyorum. Pişirme esnasında kızımın türlü türlü istekleri oldu. Anne olunca her şeye koşuyoruz. Evlenmeden önce küçük işler dahi gözümüzde büyürken, çocuklar olunca mecburen nefessiz her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Rabbimin verdiği her nimete şükürler olsun. Bu arada çocuklar için yaptığım küçük bazlamaları biraz fazla pişirdim. Hatta etrafa koşmaktan unuttum desem yeridir. Onun için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Pişirme işlemi bitmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Tavsiye ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Bazlamalarımız içlerine tereyağı sürmeye hazır. Şu an mutfağımın nasıl koktuğunu anlatmama imkan yok. Mis gibi. Fazla pişen bazlamamı bölüp içini göstermek istiyorum. Şu an oldukça sıcak. Deneyen arkadaşlarımızın yorumlarını bekliyorum. Pişiren herkese afiyet olsun. Eviniz mis gibi bazlama koksun. Hoşça kalın.